Hipnoz, kişide algı, dikkat, bellekte, beşgüda, duysal ve duygusal değişiklikleri meydana getirdiği bir farkındalık durumu olur. Kişinin ancak arzu ve istekleri yönünde ona sorunlarının doktor tarafından çözümlenmesinde gerekli olan yaklaşımın hasta tarafından kabulüyle oluşan maya aşamasından sonra hastaya hipnozu nasıl yaparız? Hipnoz sırasında kullanılan birçok hipnotik indüksiyon teknikleri vardır. Bunların bir kısmı nefes teknikleriyle birleştirilmiştir. Bir kısmı gözün dikkatlice bir noktaya sabitlenmesi esasına dayanır. Bir kısmı hayal kurmak, imajine etmek, düşüncede bazı şeyleri hafızaya çağırmak tarzıyla olur. İşte hangi tekniği kullanırsanız kullanın, hipnoz sırasında kişiye vereceğiniz bütün telkinler mutlaka hekim tarafından tedavide etkili olduğu yönde düşünülmüş ve hastanın onayı yönünde hastaya söylenmiş telkinler olmak zorundadır. Çünkü söylemiş olduğunuz her bir sözün hasta tarafından algılandığında onun sorununu çözmeye yönelik hekim tarafından onanmış ve tedavi edilebildiği hasta tarafından ihtiyacına cevap verecek şekilde kabul edilir kelimelerden, cümlelerden oluşması gerekir. Hipnoz sırasında hastaya telkin verilir ve verilen telkinler ile hastada o telkinlerin getirmiş olduğu durum ortaya getirilir. Mesela sigara içme alışkanlığına, yeme alışkanlıklarının değiştirilmesine, değişik korkuların, heyecanların, gerginliklerin ortadan kaldırılmasına, ağrılı bir durum varsa o ağrılı durumun ortadan kaldırılmasına, belki bir cerrahi müdahale yapılacaksa hipnoanestezi altında bir başka anestezi tekniğinin desteğiyle veya tek başına olarak kullanılmasında, hipnozu kullanacaksak onun için gerekli olan vereceğimiz her terkinin hekim tarafından mutlaka tedavi edici özelliği değerlendirilmiş olmak zorundadır. Hipnoz altında vermiş olduğumuz tüm terkinlerde hastaya kabul neurobilimi olan özellikle tekrarlarla onun geçmişten gelmiş olan bazı bilgilerinin, ki bunları maya aşamasında, muayene sırasında gerekli olan evraklarının, tedavi protokolünün incelenmesi sırasında elde ettiklerimize ve bunların getirmiş olduğu davranışlara göre yönlendirmemize göre hastaya telkin olarak veririz. Ve verdiğimiz telkin hasta tarafından kabul edilip uygulandığında fayda meydana gelir.